İlk olarak Brothers: A Tale of Two Sons yapımıyla karşımıza çıkan Hazelight Studios'u, oyunculara verdikleri anlatım biçimi ve dokunuşlarıyla birçok oyuncuyu kendisine hayran edecek yapımlar üretmeye başaran sayılı stüdyolardan sadece birisi. Uzun süredir sessizliğe gömülen ekip, en son 2017 E3 etkinliğinde sessizliğini bozarak bizlere yeni oyunları olan A Way Out'u gösterdiler. Genel olarak bakıldığında, yapılan açıklamalar her ne kadar bizleri şaşırtmış olsa da gösterilen tanıtım videoları ve yönetmen koltuğunda oturan Joseph Ferris'in açıklamaları bizleri yapıma karşı bir adım daha çekiyor ve ilgimizin artmasını sağlıyordu. Tamamıyla co-op üzerine sadece oynamak, interaktifliği sonuna kadar tüketen, sunan bir yapım, en çok dikkat çeken konulardan sadece birkaçı desek sanırım yanlış olmazdı. Shit! The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Come on! Yeah! Genel olarak birçok oyuncu oyunun çıkışıyla beraber bir balon edasıyla söneceğini savunurken, benim yapıma karşı bakış açım daha çok ters yöndeydi. Bu oyun başarılı olmalıydı. Olmalıydı çünkü son zamanlarda co-op ve hikayeli oyunlara karşı stüdyoların uzak durması ve sadece maddi açıdan sektöre odaklanmaları beni hem biraz üzüyor hem de korkutuyordu. Oyun dünyası sadece adam vur geç üzerine size satılan bir yer mi olmalıydı, yoksa oynadığımız her oyundan gerçek hayat adına bizlere öğütücü dersler veren, epik sahneleriyle vay be diyebileceğimiz, yeri gelince hüzünlenip, yeri gelince baş karakterimiz ile sevineceğimiz bir dünya düzeninde mi kalmalıydı? Ben oyuna her zaman ikinci şıkkı vermiş biri olaraktan bu yapımın başarılı olmasını hep istedim ve sanırım bu istediğim yerine geldi de. Aldığı yorumlar ve inceleme notları gerçekten hakkını veriyordu. Bunun benzer bir örneğini her bilet yapımında da görmüştük. İsteyince gerçekten olmayacak bir şey yoktur sevgili teknoloji oku takipçileri. Yönetmen Joseph Ferris buna inanıyordu ve inancı uğruna bu sektörde verdiği savaş her iki taraf için de zaferle sonuçlandı. Peki oyunun beklenen başarıya ulaştığını belirttik. Ancak uzun süredir beklediğimiz A Way Out bizlere neler sunuyor? Anlatmak istediği amaca gerçekten hizmet ediyor mu? İki oyuncu içinde içerisinde ne gibi olanaklar sunuyor? Dilerseniz hep beraber bu soruların cevaplarını incelememiz içerisinde bulalım diyerekten sizlere bir çıkış yolu sunuyorum sevgili teknoloji oku takipçileri. İlk olarak belirtmek isterim ki bu bir EA oyunudur. Şaşırdınız mı? Çok fazla şaşırmayın. Çünkü EA'nin bu oyundan bir kar etme amacı olmadığı için üzerine durarak pek müdahale etmek istememekteler. Gelecek olan tüm gelirler tamamıyla yapımcı ekibe ait olacak. Bu da ekip için oldukça güzel bir durum. Çünkü işi ilerleterek bizlere daha farklı hikayeler sunabilecekler. Kapanmasına göz yummak istemediğim stüdyolardan birisi Hazelight. Buna ek olarak oyun sadece 2 kişilik oynanabildiği için sanal ortamda takılan bir arkadaşınız ile oyunu paylaşabiliyor olmanız. Sadece ev ortamında değil de boyutu sanal ortama da taşımayı düşünmeleri gelirler bakımından olumlu bir etki yaratacaktır muhakkak. Oyunu satın alan bir arkadaşınız, sizin de bir kopyasına sahip olmanızı sağlayabiliyor ve böylelikle oyunu sanal ortamda takılan iki arkadaş olarak da oynayabiliyorsunuz sevgili teknoloji oku takipçileri. Öncelikle oyunumuzun baş kahramanları Leo ve Vincent. Bu ikilinin karakteristik özellikleri tamamıyla birbirine zıt yönde. Leo daha kolay öfkelenip sert yolları tercih etse de Vincent daha çok sakin ve mantıklı yolları tercih etmekte. Peki bu karakteristik özellikler oyuna da etki ediyor mu? Tabii ki. Yer yer ortak kararlar vererek ilerleyeceğiniz yolu arkadaşınızla beraber seçebiliyor ve hangi karakterin tercihine göre hareket edebileceğinize etki edebiliyorsunuz. Oyun daha çok bir hapishane öyküsü gibi gelse de oyunun sadece ilk bir saatlik bir zaman dilimini hapishanede geçirmekteyiz. İlk defa hapishanede tanışan Leo ve Vincent, amaçlarının ortak bir yoldan gittiklerini keşfettiklerinde birleşme kararı alarak maceramıza atılıyorlar ve bu hikayenin nasıl biteceğine hep beraber tanık oluyoruz. İki zıt karakter, tek bir amaç. A Way Out,
Hikaye bakımından bakıldığı zaman öyle aman aman bir altyapısı güçlü oyun değil. Ama önemli olan bunu oyunculara nasıl yansıttığı ve verdiği. Oyunun sunumu gerçekten sürükleyici ve bir saniye bile sizi duraklatmamakta. Oyunu deneyimlerken arkadaşımla beraber saatin geç olmasına rağmen bu bölüm son olsun deyip ondan bir sonraki hatta bir sonraki bölüme kadar eriştiğimizi hatırlıyorum da durdurulamamakta hiçbir şekilde sevgili teknoloji oku takipçileri. Olayların verdiği o sıcaklık ve sürükleyiciliği ile sizi kendisine bağlamakla beraber zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz maalesef. Maalesef diyorum çünkü oyunun toplam deneyimleme süresi 7-8 saatle sınırlı. Oyun içerisinde birçok quick time event de mevcut. Her ne kadar oyun dünyası quick time event sevmese de oyunu deneyimlerken bu beni pek rahatsız etmedi. Hatta oyuna estetiklik kattığını bile düşünüyorum. Bunun sebebi oyunun bir açık dünya sunmuyor oluşu. Sizi özgür kılan bir hedef sunulmadığı için de bu duruma karşı bir isyanlık durumu söz konusu olmuyor. Bulunduğunuz bölümler sizlere kısıtlı yarışık dünya sunsa da ya bunlar sadece estetiklik bakımından oluşturulmuş ya da interaktiflik olaraktan çevrili etkileşime geçmeniz için. Peki oyunun hiç mi eksik yanı yok? Tabii ki de var. Öncelikle animasyonlar yer yer sapıtabiliyor. Işınlanan karakterler ya da geç yüklenen kaplamalar gibi ara sıra sizi rahatsız edecek etkenler mevcut. Ancak bunlar oyunun atmosferini tamamıyla baltalayacak derecede aşırı bir oluşum içerisinde değiller. Grafikler ve seslendirmeler oyunda oldukça kaliteli bir şekilde işlenmiş ve sunulmuş durumda. FPS konusunda ise deneyimlerken hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Özellikle online olarak her iki oyuncunun da tek bir ekranda birleşmesi durumuna karşı bile oldukça stabil bir kalite sunmakta yapım bizlere. Bu yılın piyasaya çıkan belki de en farklı yapımlarından biri olan A Way Out, gerek sunduğu hikayesiyle gerek co-op sistemiyle hikaye sever her oyuncunun denemesi gereken bir yapım. Genel olarak incelememizi toparlayacak olursak, böylesine kaliteli yapımlara oyun dünyasının yeri geldiğine destek veriyor oluşu gerçekten sevindirici bir durum. Şu an oyuna uygun bir fiyat etiketiyle PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ulaşabilir ve siz de Leo ve Vincent'ın bu intikam planının bir parçası olabilirsiniz. Umarım yapımcı ekip bizleri ilerleyen zamanlarda daha birçok sürpriz duyurularla gelerek oyun dünyası olan katkılarını devam ettirirler. That tower? Yeah, that's where we're heading. I was convicted for the murder of my own brother. I'm gonna set things right. For me and for my family. Did you hear about the Wither? I did. It's our window. We'll leave tonight. You messed around in Everybody stay calm. Please send an ambulance. Stop talking. Stop it, man. Which one do I pull? Relax, Leo. This one? Can you kill something that big?